Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resuluna Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Fıtrat-ı Mekke 3. sefir 17. kısım 27. bölüm. Ulaş. Ben de sana kavuşmaya niyetlendim. ifadesinin muhatapları olan kutupların bilinmesi bu nurani alemden bir menzildir. Işık olmasaydı gözler ulaşamazdı. Görülen şeylerin varlığına ve onları göremezdi. Hak olmasaydı akıllar uğraşamazdı, işlerin hakikatlerine ve onları anlamazdı. Akıllara kendilerine yabancı ve zıt zatlar sorulduğunda onları inkar ederler. Derler ki, tek bir zattan başkasını bilemedik, yaratılmış zatlara yardım eder ve onları ishar eder. O zat bir mana, biz ise onun için harfleriz. Her ne zamanki bir iş belirler, onu ifade ederler. Ey samimi dost, Allah inayetiyle seni korusun. Bilmelisin ki Allah yüce kitabında şöyle buyurur. Allah kendisini seven, onun da kendilerini sevdiği bir grup getirecektir. Böylece Allah kullarını sevmeyi onların kendisini sevmesinin önüne koymuştur. Başka bir ayet ise şöyle buyurur. Dua edenin yakarışlarına her zaman karşılık veririm. Öyleyse onlar da bana karşılık versinler. Burada kendisine dua ettiğimizde duamıza karşılık vermesini, bizi çağırdığında çağrısına karşılık vermemizin önüne koymuş, dua etmeyi yani isticabe kullara izafe etmiştir. Çünkü o hakka izafe edilen icabetten, kulun duasına karşılık vermek manasına gelen icabetten daha mübalağalı bir kalıpta gelmiştir. Bunun nedeni, Hakkı kulun duasına karşılık vermekten engelleyecek kimse olmadığı gibi pekiştirmenin de bir anlamının olmayışıdır. İnsanın Allah'ın çağrısına karşılık vermesinin ise pek çok engeli vardır. Bu engeller arzu gücü, nefs, şeytan ve dünyadır. Bu nedenle insana mübalağa anlamı taşıyan isticabe etmek emredilmiştir. Çünkü bu kelimenin geldiği istifal babı, icabet kelimesinin geldiği ifal babından daha mübalağalı anlam taşır. Söz gelimi istifal babından gelen istihraçtaki mübalağa nerede? ifal babından gelen ihraç kelimesindeki anlam nerede? Bu nedenle alem fiillerinde Allah'tan yardım ister, Allah'ın ise herhangi bir yaratılmıştan yardım istemesi mümkün değildir. Allah bizi öğretmek niyetiyle şöyle buyurur. Ancak senden yardım dileriz. Bu meyanda şöyle denilmiştir. Kavuş, kuşkusuz ben de sana niyetlendim. Burada Allah'ın iradesi öne geçmiş ve şöyle buyurmuştur. Kavuş, Kavuşmaya çalıştığında ise bu gayretin hakkın sana kavuşmasının ta kendisidir. Bu nedenle onu bir amel değil niyet yapmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kutsi bir hadiste Rabbinden şöyle aktarmıştır. Bana bir karış yaklaşana ben bir kulaç yaklaşırım. İşte bu özel yakınlıktır ve sayesinde hakkı yakınlaşılan amel ve hallere dayanır. Çünkü genel yakınlık şu ayetlerde dile getirilmiştir. Biz ona şah damarından daha yakınız. Biz ona sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz. Böylece hadiste yakınlık kulaç ile pekiştirildi. Çünkü kulaç karışın katıdır. Başka bir ifadeyle hakkın kulak kavuş demesi bir yakınlıktır. Ardından ona bir karış yaklaşırsın. Böylelikle Allah'a ancak kendisiyle yaklaşabilirsin. Çünkü Allah seni çağırmamış, kendisine yaklaşma yolunu açıklamamış ve o yolda senin perçeminden tutmamış olsaydı Allah'a yaklaşacağın yolun ne olduğunu bilmen mümkün olmazdı. Bilseydin bile hak olmaksızın o yolda ilerleyecek güç ve kudretin olmazdı. Hakka yaklaşmak seyr suluk sayesinde mümkün olunca onun özelliği yolda kendisini rehber edinelim diye en nur olmuştur. Allah şöyle buyurur. O kara ve denizin karanlıklarında kendileri ile yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır kara beden amelleriyle ortaya çıkan suluk iken deniz nefsi amellerle manevi ve batını suluktur. Bu kapı mensuplarının bilgileri müktesiptir yani kazanılmıştır. Verilmiş hibe bilgiler değildir. Onları ayaklarının altından yedirir. Başka bir anlatımla bu ilimler için çalışmaları ve onları elde etme yolundaki gayretleri sayesinde onları yedirir. Hak kendileri için bunu istememiş olsaydı onları bunu erdirmez ve başkalarını anlam itibariyle kovduğunda kendilerini emir kipiyle davet etmezdi. Allah başkalarının kendisine kavuşmaktan mahrum bırakmıştır. Bu nedenle onları müjdelemiş ve şöyle demiştir. Ulaş, ben de sana kavuşmaya niyetlendim. Böylece onlar için inayet öne geçmiş, onlar da suluk etmiştir. Onlar Allah'ın namaz kılarken iki ayakkabı giymeyi emrettiği kimselerdir. Çünkü oturan kimse ayakkabı giymez. Onlar yürüyene lazımdır. Bu durum namaz kılanın namazında ve duasında Rabbine yakardığı ayetlerde menzil menzil yürüdüğünü gösterir. Her ayet bir menzil ve haldir. Allah onlara şöyle der. Ey Adem oğulları, her mescide gidişte süsünüzü takınız. Bir sahibi şöyle, şöyle demiş. Bu ayet indiğinde namazı iki ayakkabıyla kılmamız emredildi. Bu durum namaz kılanın namazında okuduğu surelerin menzillerinde yürüdüğüne bir uyarıdır. Çünkü sure dilde menzil demektir. Şair Nabiha şöyle der. Görmez misin? Allah sana öyle bir sure yani menzil vermiş ki başka her mülkün onun karşısında titrediğini görürsün. Burada sure menzil demektir. Hazreti Musa'ya şöyle denilmiştir. Hemen ayakkabılarını çıkar. Yani artık menzile ulaştım. Çünkü Hazreti Musa Allah ile Allah'ın kelamı aracılığıyla doğrudan konuşuyordu. Bu nedenle Allah bize onu bildirirken mastarla pekiştirmiş ve şöyle demiştir. Kellem Allahu Musa teklimen yani Allah Musa ile konuşmuştur. Menzile ulaşan ayakkabılarını çıkarır. Böylece ayakkabılarla namaz kılanın mertebesi belli olmuş. Namazda münacatın anlamının ne olduğu onun Hazreti Musa hakkında gerçekleşen konuşma olmadığı ortaya çıkmıştır. Allah namaz kılan için yunacı yani münacat eder kelimesini kullanmıştır. Münacat ortaklık bildiren müfaale kalıbı olduğu için iki öznenin eylemidir. O halde iki ayakkabının giyilmesi gerekir. Çünkü namaz kılan iki hakikat arasında gider gelir. İki şey arasında gidip gelmek ise onların arasında yürümek demektir. Buna iki ayakkabının giyilmesi lafzıyla işaret edilmiş ve Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'e Rabbinden aktardığı kutsi bir hadiste namazı kulum ile kendi aramda iki yarıma böldüm. Yarısı bana, yarısı kuluma aittir. Kuluma istediği verilecektir ifadesinde işaret edilmiştir. Ardından şöyle demiştir: Kul hamd alemlerin Rabbi Allah'adır der. Bunun anlamı hamd alemlerin Rabbi Allah'adır ifadesiyle kulun Allah'la beraber olması demektir. Bu makamda kul Yaratanına ve münacat ettiğine sözünü duyar, duyurur. Bu makamda kul yaratanına ve münacat ettiğine sözünü duyurur. Sonra kul söyleme menzilinden Hakk'ın sözüne karşılık verişini duymak için duyma menziline geçer. İşte bu sefer ve yolculuktur. Bu nedenle kul bu iki menzil arasındaki yolu yürümek için ayakkabılarını giymiştir. Duyma menziline ulaştığında ise Hakk'ın kulum beni övmüştür dediğini duyar. Tekrar duyma menzilinde, söyleme menziline döner ve şöyle der. Rahman ve Rahim'dir. Bunu tamamladığında tekrar duyma menziline döner. Oraya indiğinde ise Hakk'ın şöyle dediğini duyar. Kulum beni övdü. Böylece kul sözlü olarak münacatlarında söyleme menzilinden dinleme menziline gider gelir. Sonra kulun başka bir yolculuğu vardır. O da namazdaki kıyam halinden rüküya gitmektir. Böylece hakkın her şeyi ayakta tutması anlamındaki kayyumluk özelliğinden yücelik özelliğine yolculuk yapar ve şöyle der. Yüce Rabbim münezzehsin sonra başını kaldırır. Bu ise yüceltme makamından vekillik makamına gidiştir. Şöyle der. Allah kendisini öveni işitti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah kulunun diliyle şöyle der. Allah kendisini öveni duymuştur siz de şöyle deyiniz. Rabbimiz övgü sana aittir. Bu nedenle rükudan kalkmayı, Hakk'a vekil olmaya ve Hakk'ın her şeyi ayakta tutma özelliğine dönmek saydık. Kul secde ettiğinde ise büyüklük ilahi yüceliğe girer ve secde eden şöyle der. Ey yüce Rabbim, münezzehsin. Çünkü secde yücelikle çelişir. Bütün yücelik Allah'a tahsis edildiğinde ise kul başını secdeden kaldırır ve oturur. Buna şu ayette işaret vardır. Rahman arşın üzerine istiva etti. Kul şöyle der. Rabbim beni bağışla ve bana merhamet et. Bana doğruyu göster, beni rızıklandır. Bana sağlık ver, beni affet. Bütün bunlar namazdaki fiil bakımından olan menzil ve konaklardır. O halde namaz kılan kişi bir halden başka bir hale sefer ve yolculuk eder. Sürekli sefer eden kimseye ayakkabılarını giy nasıl denilmesin ki? Başka bir ifadeyle yürürken kitap ve sünnetten ki onlar her mescidin süsüdür yardım iste. Çünkü namazın halleri, namazda okunan Allah'ın kelamı, okunan ayetlerin kapalılıkları hakkında ortaya çıkan kuşkular, insanın namazda Allah'ın kıblesini koyup onu sınırlaması, bütün bunlar yoldaki başka bir ifadeyle yükümlülük yolundaki diken ve engellerdir. Bu nedenle namaz kılan kişiye zikrettiğimiz şekilde yürüyen insanın ayağının sıkıntıdan kurtulması için ayakkabılarını giymesi emredilmiştir. İki ayak kişinin dışı ve içi demektir. Bu nedenle biz o ikisini kitap ve sünnet saydık. Hz. Musa'nın ayakkabıları ise bunlar değildi. Rabbi ona şöyle demişti. Hemen ayakkabılarını çıkar çünkü sen kutsal vadi tuvadasın. Musa'nın ayakkabılarının ölü eşek derisinden olduğu rivayet edilir. Böylelikle üç şey bir araya gelmiştir. Birincisi deridir ki işin zahiri demektir. Başka bir ifadeyle herhangi bir halde zahirle sınırlı kalma. İkincisi ise ahmaklıktır. Ahmaklık eşeğe nispet edilir. Üçüncüsü ise eşeğin temiz olmayıp ölü olmasıdır. Ölüm bilgisizliktir. Ölü olduğunda söylediğini anlamadığın gibi sana söyleneni de anlamazsın. Halbuki münacaat eden insanın hem söylediğini hem de kendisine söylenileni bilen anlayan olması gerekir. Böylece insanın kalbi canlı sözün bağlamlarını bilen, onlarla kendisine yakardığı zatın kastettiği anlamların farkına varan biri olması gerekir. İnsan namazını bitirdiğinde ise orada bulunanlara selam verir. Bu selam kendisine verilen hediyelerle Rabbinin katından kavmine gelen kişinin verdiği selamıdır. Namazda ayakkabı giymenin sırrı. Kuşkusuz İşin görünür yönüyle namazda ayakkabı giymenin sırrına dikkatini çektik. Ayakkabı giymenin Allah yolunun yolcusu ariflere göre anlamı nedir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Namaz nurdur. Nur sayesinde yol bulunur. Salat yani namaz musalli kelimesinden türetilmiştir. Musalli yarışmada birincinin ardından gelen ikinci demektir. Bu nedenle bu bölümün başlığı vuslat olmuş ve onu nur aleminden saymıştır. Bu müşahedenin mensupları ayakkabılarını çıkarmak nuru ve onları giyme nuruna sahiptir. Söz konusu kimseler Muhammed'i Musevi olan insanlardır. Onlara lambaya benzetilmiş nur diliyle farklılık ağacından hitap edilir. Söz konusu olan görünen nurdur. Ona mübarek bir zeytin ağacından yağ içindeki batını bir nur yardım eder. O ağaç itidal çizgisindedir ve yönlerin kendisine etki etmesinden münezzehtir. Nitekim Hazreti Musa'ya da ağaçtan hitap edilmişti. O halde bu nur üzerine nur başka bir anlatımla nurun ala nur ifadesindeki ala edatı yani den harfinin yerini almıştır. Bazen ala edatı üstünlük anlamı taşıyabilir. Çünkü kandilin görünür ışığı lambaya yardım eden yağın içteki ışığından duyusal düzeyde daha üstündür. Halbuki yağın ıslaklığı olmasaydı lambaya ulaşamaz, lambanın ışığı bu sürekliliği kazanamazdı. Takvada irfan bilgisine yardım etmeseydi, hiç kuşkusuz Allah hakkındaki bilgi de kesilirdi. Takva ve bilgi ilişkisine Allah'tan korkun. O size gerekli olanı öğretir. Allah'tan korkarsanız size bir furkan verir gibi ayetlerde işaret edilir. Öyleyse yağın ışığı yağda gizli ve ona yüklenmiştir lambanın ışığı sürsün diye görünmeyen ince bir bağ içinde ince bir anlam bu ışıktan yayılır. Bu makamın kutuplarının sırları vardır. Yardım sırrı, nikah sırrı, uzuvlar sırrı, gayret sırrı, iktidarsızın yani cinsel gücü olmayan kimsenin sırrı, zemhirir dahilisinin sırrı, hakkın serapta bulunmasının sırrı, ilahi perdeler sırrı, kuş ve hayvanın konuşmasının sırrı, yetişkinlik sırrı, İki sıddıkın sırrı bunların bir kısmıdır. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır.